Merhaba. Merhabalar. Evet, bugün Zelda incelemesi yapıyoruz. Zelda ne? The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Switch için. Switch için. Evet, Switch için. Switch için yapmıyoruz. Evet, Zelda incelemesi yapmıyoruz da aslında ilk izlenimlerimizi veriyoruz mu desek. Çünkü daha oyunu bitiremedik. O kadar büyük bir oyun ki. Evet. Daha hoş olur bence. Bütün incelemeler bitirilerek mi yapılıyor? Yani bence öyle yapılsa iyi olur Zeynep. Bilmem seni ama. Bilmiyorum, bitirildi mi o kadar herkes insan? Herkes yapmıyor. Herkes bitirmiyor aslında bakarsan. Birkaç gün var bitirmek çünkü. Lazım. Ben bitirilmeyene ilk izlenim demeyi tercih ediyorum. Evet, bizimki bir de zaten hani inceleme denecek kadar kriterli ve şeyli değil. Ne bileyim. Evet, haksızlık farklı. Olur bizim inceleme deyip inceleme yapan evet, insanlara. Evet, yani farklı kriterlerimiz var aslında bizim bu ön izleme, pardon, ilk izlenim. İnceleme, ilk izlenim videosunda farklı kriterlerimiz olacak. Bu arada sessiz, sakin bir izleyicimiz var şu tarafta. Eğer kendisinden bir gülme sesi falan gelirse şaşırmayın. Şu an gülümsüyor mesela. Evet, peki. Evet, bir de bizim buyurun. Biraz daha hızlı bir inceleme. Uzun bir izlenim gibi. İzlenim diyelim yine de. Evet. Ve spoiler vermemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince spoiler olur da ağzımızdan kaçarsa keserim diye düşünüyorum ben. Evet, yani keseriz ama hani şunu da söylemek lazım. Yani hikayeyle ilgili falan spoiler vermeyeceğiz ama bazı mekaniklerle ilgili ister istemez spoiler olacaktır. Hani bilmiyorum, birkaç oyunun birkaç videosunu izlediyseniz zaten büyük ihtimalle bildiğiniz şeyler olabilir ama hiç benim keyfim bozulmasın, ben kendim oynayacağım her şeyi tek başıma görmek istiyorum derseniz o zaman izlemeyin lütfen. Mesela ben çok hassasım spoiler konusunda. Bana değil mi? Bir oyunda ağaç var dediğinde bile hani onu ben görüp evet, yani burada duyacaksınız diyorum. Bu gibi şeyleri evet, mesela. Onu uyarmış olalım baştan. Evet, öncelikle hikayeden konuşmak isterim. Ne düşünüyorsun hikaye hakkında? Ya, hikaye sıradan bir hikaye bence. Hani öyle ahım şahım aşmış bir tarafı yok. Ama henüz şimdi açık dünya olduğu için oyun ve çok büyük olduğu için hikaye çok fazla ilerlettiğimi söyleyemem. Hani bir yarısına falan geldim sanmıyorum yani. Hı hı. O nedenle hani sonunu görmek lazım vesaire. Şu an için sıradan bir JRPG hikayesi gibi gidiyor benim için. Bir özelliği yok yani ama kusurlu işte orasından burasından loophole, boşluk akan öyle bir hikaye de değil yani. Yani hikaye o kadar detaylı olmayınca evet, pek boşluk da olamıyor. Yani hani şey öyleyse sıradan yani ama uyuyor. Oyunun havasına uyuyor. Oyunun olayı benim için çok fazla hikayesi değil zaten şu ana kadar. Bir de zaten şey tanıdık bir hikaye. Zelda hikayesi. Yine kurtarıyoruz bir şeyleri. Bence böyle bir hikayede görevlerin nasıl kurulduğu ve yan görevlerin bunu nasıl beslediği, hani görevler aslında görevlerdeki minik hikayecikler besleyecek bence şimdiye kadar benim hoşuma gitmekte. Bazı yan görevler çok basit, hani olmasa da olurmuş diyor insan ama o da hani şey veriyor, çeşitlilik veriyor. Bir de o basit dediğim yan görevi veren kişilerle de ilgiliymiş. Ay, spoiler vermeden konuşmak ne kadar zormuş. Evet, yani basit bulduğum şeyler de tamamlayıcı diye düşünüyorum. Yani yan görevleri konuşacaksak, yan görevler konusunda açıkçası ben öyle çok ahım şahım bir şeyle karşılaşmadım henüz. Ama yani çok mesela bu görev aşırı yan görev diye sırtıyor mu? Öyle fetch görevi tarzı şeyler vardı herhalde. Çok şu an aklımda yok ama. Var ama benim hoşuma gitti. Ha yani çünkü öyle çok kolay değil. Şu marketten al gel gibi evet, değil yani. Bir de çok opsiyonel olduğu için gerçekten ve yani hani görevler ekleniyor menüye. Gidip arada bakarsan orada görüyorsun vesaire. Ve açık dünya o kadar büyük ve yani bir açıdan bakıldığında dolu ki zaten hani görev peşinde koşmadan da oyunda saatler geçirmek mümkün. Ben mesela 35 saati geçtim. Hala bir yere giderken bir sürü şey karşıma çıkıyor. Yepyeni bir şeyler öğreniyorum bazen. Yani 35. saatte dahi hala yeni mekanikler öğreniyorum yani. Yeni mekanikler karşıma çıkıyor oyunla ilgili. Bu çok güzel bir şey. Evet. Oyunu sürekli canlı tutuyor. Sürekli oyuncuya yeni bir heyecan veriyor. Evet, buna doğru dedin. Yazıya dökmek istersen çok uygun. Şey. Peki diyaloglar hakkında ne düşünüyorsun?
Diyaloglar şu an için sıradan benim için. Yani şimdi şöyle bir şey var. JRPG'lerde ben yani ya da Japon yapımı oyunlarda diyeyim. Genel olarak çok başarılı diyalog çok nadir olan bir şey bence. Hani şey bu epiklik hissi ondan sonra efsaneleri kullanma vesaire. Böyle şeylerde çok başarılılar. Bazı anlatım tekniklerinde de çok başarılı Japon oyunları ama diyalog bence biraz yavan kalıyor genelde. Yani çok doyurucu olmuyor. Diyaloglar şu ana kadar süper sıkıcı değil bence. Bu da bir böyle bir oyun için bence yine hani olumlu sayılabilecek bir nokta. Çok beni etkileyen bir diyalog da olmadı. Karakterler de öyle çok henüz çok etkilemedi yani. Ama oyun güzel olduğu için gayet yani şey göze batmıyor yani hiçbir şey kötü olarak göze batmıyor. O çok ilginç bir şey. Evet. Çünkü çok iyi değil dediğimizde gözümüze batıyor, rahatsız ediyor. Evet. Oturmuyor olması gerekirken arka planda kalıp kendince takılması güzel. Ama ben diyalog ve karakter açısından biraz hemfikir olmayacağım bir noktada. Vardığım bir yerde ki neresi olduğunu söyleyemiyorum. Diyaloglar ve karakterler. O hikaye, hikayenin orası çok güzel. Yeni bir karakterle tanıştık. O çok hoşuma gitti. Onların hikayesi ve konuşmaları falan hoştu yani. Aa, neresiymiş acaba? Ben de merak. Benim oynadığım bir yer mi biliyor musun? Evet. Tamam. Ben de hani hoş birkaç karakter gördüm ama dediğim gibi yani genel olarak biraz yüzeysel ve çocuksu gelebiliyor bana. Yine de keyifle takip ediyorum. Özellikle kötü karakterler mesela işte villainlar falan daha çok ilgimi çekti şu ana kadar. Eğlenceli yine de yani hani dediğim gibi aslında oyunun kötü yönleri olması gerekir bunların. Ama şimdi böyle nitpick yapmayınca böyle tek tek onları cımbızla çekip analiz etmediğimiz zaman benim gözüme batan bir şey değildi mesela bunların. Şimdi bu da gerçekten çok ilginç çünkü herhangi bir RPG'de bu benim çok gözüme batardı ve beni rahatsız ederdi. Ama yani Zelda'nın başından kalkamıyorum gibi bir şey. Evet. Mümkün ve şey mevcut hala 35 saatten sonra da. Ve yani eminim ben bu oyunu daha yüzlerce saat oynayabilirim yani öyle bir şey var. Evet, bazı günler sadece gezinmek, orayı burayı keşfetmek istiyorum ve daha keşfetmediğim çok kıta var. Ve ikimiz de resmen şey hayatın yanında kalan zamanlarda sırayla oynuyoruz. Ve açık dünya olduğu için tabii de başka daha sonra konuşacağım başka nedenlerden dolayı da çok aslında farklı hikayeler oynuyoruz. Farklı kıtalara gezmiş, yani kıta diyorum hala. Farklı bölgelere gitmişiz en başta. Evet, evet. Birbirimizin bayağı oyununu da izlemiyoruz da bakmıyoruz da. Hı. Ve farklı şeyler yaşıyoruz, bu güzel bir şey. Evet, arada denk geliyoruz da orası neresi falan oluyoruz bayağı. Hı. Alakasız yerlere de gitmişiz yani. İstersen bir oynanışa bakalım teknikten önce. Bakalım. Bu şeyden gidiyor. Açık dünyadan konuşmaya başlamıştık. Benim açık dünya ile ilgili en sevdiğim şey bölge ve bu düşmanların seviyesinin güzel uyumu. Yani şu tarafa doğru yürüyüvereyim dediğimde kesinlikle orası beni öldürecek canavarlarla dolu olmuyor. Bu çok güzel bir şey. Tabii dikkatsiz olursam her yerde ölebilirim ama bölümler arasında büyük bir düzey uçurumu yok. Yok evet. O çok ilginçime gitti benim de. Şimdi bazı yerler daha gerçekten kolay ve bazı yerler daha zor tabii ki ama dediğin gibi mesela kolay bölgede de daha güçlü bir canavarla dövüştüğümde canavar mı dedin? İşte bir düşman dedim, bir canavar dedim. Dövüştüğümde o beni yine de risk altına sokabiliyor. Tabii şimdi tabii. Ekipmanın daha iyi oluyor bir yerden sonra. İşte daha fazla takviye yiyeceklerin vesaire oluyor ama hani o his hani işte parkta geziyorum hissi vermiyor yine de yani en kolay yerde anlatabiliyor evet. Muyum? Ama bunun yanında en zor yerlerde yani en zor demeyeyim ama şu ana kadar gittiğim en zor yerlerde de elimdeki teçhizatı kullanarak işte yaptığım crafting malzemelerini vesaire kullanarak ya da biraz çevreyi kullanarak bayağı bir şey başarabildim mesela hani normalde beni tek vuruşta öldürecek canavarlara, düşmanlara karşı. O da çok çok güzel bir dengeleme sağlamışlar. Bunu söylemek gerekir. Ben burada biraz oyun fizik kullanımına değinmek istiyorum ki oyunun bütün altyapısı aslında buna dayanıyor. Çok güzel bir fizik altyapısı var. Rünlerden söz ediyorsun değil mi? Hayır. Genel olarak bütün, yani tabii rünler bunun en büyük örneği ama bütün oyunun yani bir işte
fizik kullanımı üzerine kurulu bir sandbox gibi bir şey oyun aslında bir yerden baktığın zaman. Çok hoş, çok dengeli. Bunu dengeli yapmak çok zor bir şey bence ve bir oyunu biraz daha hani beklenenden ya da Zelda oyunlarından beklenenden daha zor yapmaları nedeni de bu dengeyi sağlamak bence çok güzel de olmuş yani. Daha kolay olsaydı hani oyuncu kendini çok güçlü hale getirebilirdi. Ki yine de gelebilirsiniz aslında bu oyunda mümkün görünüyor ama o kadar çok çeşitli düşman ve ortam var ki oyun yine de sizi bir yerden zorlamaya çalışacaktır her zaman. Ama işte dediğim gibi avantajına çevirebileceği çok şey olduğu için oyuncunun hiçbir zaman da aşırı derecede ezilip gitmiyorsun yani dünyada. O da çok çok güzel, çok güzel bir denge kurmuşlar. Bayıldım gerçekten. Yani ben zaten sandbox oyunlara bayılırım. Güzel yapılmış sandboxlar, o özgürlüğü çok seviyorum. Yani bir düşmana yaklaşmanın onlarca yolu var mesela. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet, ben bu aralar en çok şeyi seviyorum. İki üründen söz edebilir miyim acaba en başta aldığımız üründen? Yani çok ayrıntıya girer miyiz bilmiyorum ya. İlk ürün ya. Hadi bir tane söyle. İlk ürün bomba atıyoruz ya. Ha evet, onu işte, görmüşler. Bir bomba atıp sonra diğer bombayı atıp sonra diğer bombayı atıp hiç bomba evet. Bekleme şeyine takılmadan geçiş. Bugün bayağı yaptım. Evet. Zor şey. Biraz zorumsu bir düşmana. İşte pat 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 kalkamadan. Mantıklı. Güzel oluyor. Açık dünya. Açık dünya. Evet. Açık dünyaya da değineyim. Ben çok konuştum. Sen fiziğe açık, değinmedin. Fiziğe açık dünyayla birlikte değineceğim. Ha, tamam, onu da ben değineyim o zaman. Önce ben. Hep ben. şöyle. Şimdi açık dünya beni ve birçoğumuzu artık sanıyorum kolay sıkan bir şey haline geldi. Dokunamadığımız, işte etki edemediğimiz açık dünyalar çok var. Mesela Ubisoft oyunlarında ben bunu çok görüyorum. Beğenerek de oynuyorum bazılarını ama mesela aldığım silahı görmek istiyorum. Yere attığımda onu görmek istiyorum. Bir ağaca savurduğumda silahıma bir şey olsun istiyorum. Ama bu çok olan bir şey değil yani. Dünyaya etkileşim çok fazla yapılan bir şeydir. Çok güzel görünen dünyalar veriyorlar bize. Açık dünya. İşte bazen diyorlar ki istediğin yerine gidebilirsin. Ki Zelda'da da hemen hemen istediğin her yere, gördüğün her yere gidebiliyorsun. Öyle bir durum var. Ama dünyaya dokunamıyorsun çoğu zaman. Zelda'da bu yok. Zelda'da gerçekten dünyaya mümkün olduğunca dokunabiliyoruz. Bazı şeyler haricinde tabii ki. Bu benim çok hoşuma gitti. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dünyanın evet. İçinde hissediyorum gerçekten kendimi. Ve açık dünya kesinlikle boş değil. Sürekli, şimdi çok fazla element var. Yani oyunun içinde çok fazla küçük mekanik var. Bu küçük mekanikler ufak ufak bir şeyler katıyor oyuna ama birleştiğinde çok dolu bir dünya ve çok keyifli de bir dünya vermeye başlıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Açık dünya oyunlarda çünkü şey oluyor, hani göreve gidiyorum diye çıkıyorsun yola böyle aa şu ne bu ne falan diye kapılıp gidiyorsun. Evet. Bir yerden sonra of böyle burnout oluyorsun yani, evet. Bakıyorsun tamam mı aynı şeyleri yapıp durmaktan. Zelda'da böyle değil. Zelda beni bir yere çekiyor, oradan daha ilginç bir yere çekebiliyor. Anladın mı? Evet, daha derine çekiyor. Open, yani şeyde bile, açık dünyada bile merak edip gittiğin yere gidemiyorsun. Daha göreve giderken gezmeyi bırak. Ona giderken kule görüyorum, işte kuleye giderken şunu görüyorum falan. Buradan kesebilir miyim sizi? Tabii lütfen. Bu şimdi shrine'larda öğreniyoruz. Öncelikle bu fiziksel, fiziki dediğin şeyleri. Shrine'larda yontuluyoruz. Shrine'larda yontuluyoruz. Ve ben onları gerçek dünyada, açık dünyada kullanabildiğimizi gördüğümde çok sevinmiştim. Harika. Ve bunlar oyuna çok güzel entegre edilmiş. Hiç bu doğaüstü gücümle hadi puzzle çözeyim falan gibi hissetmiyorum. O nedenle evet. Açık dünyada onları birden kullanabileceğim yerler görmek çok hoşuma gidiyor. Çok güzel yedirmişler. Bir de fizikle ilgili şunu söylemek isterim. Yani fizik gerçekten hani kendi içinde tutarlı fizik kurallarına dayanıyor. Yani tabii dünya fiziğine direkt bildiğimiz evren fiziğine birebir dayanıyor anlamında söylemiyorum ama onu temel almış kendi içinde tutarlı bir fiziği var oyunun. Mesela bir shrine'da geçen gün benim başıma bir olay geldi. Spoiler vermeyeceğim. Büyük ihtimalle benim çözdüğüm şeyin, puzzle'ın başka bir çözümü vardır eminim oradaki şeyleri kullanarak. Ama yani bir şekilde benim kafam başka bir yöne gitti. Ve
Çok değişik bir, bence çok değişik bir yöntem kullandım. Bunun planlandığını sanmıyorum böyle çözüleceğini. Hı hı. Ve o fiziği oraya uyguladığımda gerçekten çözebildim ve bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Oyun beni sınırlamıyor yani, bak diyor sana bu puzzle'ı veriyorum, böyle çözmek zorundasın. Bunu asla demiyor, bu benim çok hoşuma gitti. Bana da denk geldi iki çözümlü puzzle. Değil mi? Ya ben, en az iki. Ben çözdüm kendimce sonra, ama çok zorlanmıştım. Çözdükten sonra baktım şeyine, nasıl insanlar nasıl çözmüş diye. Çok farklı ve karışık bir yöntemle çözülüyormuş aslında, ama ben bir yerden yapıverdim. Bir loop oldun, kullandın yani bir dünyanın şey şeyini. Bu çok gerçekçi değil mi? Evet yani? Çok güzel bir şey. Değil mi? Neden? Çünkü bir amaca farklı yollardan ulaşılabiliyorsa neden diğer amacı, şey diğer yolu kullandığım için oyun beni cezalandırırsın yani, çok hoşuma gitti. Açık dünya derken ben de diğer sevdiğim açık dünyalarla kafamda bir karşılaştırdığımda bu oyunda sevdiğim şey görevler kesinlikle kısıtlamıyor. Bana böyle bir sınırlanmışım hissi yaratmıyor oyun oynarken. Şuraya çünkü, gidemezsin, daha açmadın falan. Evet yani açık dünya yaptım ama işte görevleri oynayarak ilerlemelisin. İşte Far Cry örneğini konuşmuştuk bugün. Ben onun dünyasını çok sevmiştim ama yani görevlere devam etmediğim için bana o dünyayı açmadı. Ben de oyunu bıraktım. Aynen aynı şeyi ben de yaşadım. Çok oldum yani. Far Cry 3'te aynı şeyi ben de yaşadım. Şöyle ki ben Far Cry 3'ün atmosferine ben de bayıldım. Çok da keyif alıyordum açık dünyada dolaşmaktan, işte arada bir outpost almaktan falan filan farklı şekillerde. Ama, outpost en güzel şeydi oyunda. Tabii canım. Bütün eğlencesi oydu benim için. Bir de işte vahşi yaşam falan. Ama dediğin gibi haritanın yarısını kapattıkları için görevle ve ben görevlerden keyif almadım yani. Far Cry 3'te gerçekten ben almadım yani. Ben de başlardaydım. İşte bir o meşhur keyifli bir görev var. Ondan bile ben çok, yani ben çok sınırlanmayı seven bir oyuncu değilim. Eğer oyunun mekanikleri bana %100 hitap etmiyorsa, ya Far Cry'da da öyle bir durum oldu mesela. Ya yapmıyorum o zaman dedim yani. Tamam başka bir şey oynarım. Sıkılmam artık. Zorlanmayı sevmiyorum ben. Ya kısıtlanmayı sevmiyorum. Şey hani o seçeneği de var, o seçeneği de var. Ben geri dönüp istediğim zaman yine yaparım onu yani. Evet, ondan sonra Cima. Bu konuda diyeceklerim bittiyse eğer. Shrine'lara geri dönmek isterim. Shrine'ları ne kadar sevdiğimi belirtmek isterim. Ne kadar sevdim? Çok sevdim. Yani tabii bazıları deli edebiliyor ama deli etse bile güzel. Bayağısı bir deli ediyor ya. Ama çok güzel kullanmışlar resmen. Ben puzzle sevmem o kadar. Puzzle çok da başarabildiğim bir şey değil yani. Çünkü ne bileyim saatlerce çalıştıktan sonra eğlenmek için insan oyun oynuyor. Benim o zamana kafa kalmamış oluyor. Çözemiyorum genelde. Ama bunu da çözebiliyorum zor olsa da. Ama çok keyifli çünkü o fiziksel elementleri, rünleri çok güzel kullanmışlar ve birden fazla kullanma şeklinde var yani geçebilmek için. Yalnız Zeynep'in dün bir yani birkaç puzzle'ı arka arkaya çözdüğünü gördüm de o puzzle'lar hiç öyle kolay puzzle'lar değildi. Önce evet evet yani şey değil. Ben bayağı zorlanmıştım, onlarda takıldım falan hatta. Ben çözemiyorum diye oyunun puzzle'ları kolay sanılmasın. Yok. Çok keyifli. Çok ya bayağı da zor bir yerdi. Ben mesela puzzle çok severim. Bir ışık şey oluyor ama umarım çok kötü görünmüyordur. Ben puzzle çok severim. Puzzle oyunlarına bayılırım yani. Benim en sevdiğim tür falan puzzle. Hani evet gerçekten en sevdiğim tür puzzle yani. Çok iyi yapılmış puzzle oyunları. Ama hani ben de zaman zaman zorlanıyorum. Mesela ondan sonra yeni şeylerle karşılaşıyorum. Hani tamamen hoşuma gidiyor yani. Evet bu çok güzel. İzleyicimizle mi gülümseşiyorsunuz? O kadar. Ben de gülümseşeyim. Evet yani oyun bu açılardan, hikaye ve oynanıştan söz ettik. Bende çok güzel akıyor da yani tuşlar açısından, hani oynanış açısından da bayağı şey hissetmiyorum. Yanlış kodlanmış bir tuş var, işte bu rahat değil, bu şey değil hissetmiyorum. Bayağı ben şey sezgisel sevmiyorum. Gidiyor gibi. Joy-Con'da sağ stick'e bastığın zaman işte bir fonksiyon var. Basmayı sevmiyorum. Kamerayı yukarı kaydırıyor gibi hissediyorum. Yani ya oyunla alakalı bir şey ya basarken stick yukarı kayıyor. O çok hoşuma gitmedi ama genelde onu işte combat gibi ani yerlerde yapmadığımız için sorunu teşkil etmiyor. Abi bir şey diyeyim mi? Buna hemfikir olacağım. Çünkü ben o tuşa o kadar alışkın değilim ki o işlevi unuttum. oyunun başından beri kullanmadım, şu an fark ettim. Bayağı da faydalı oluyor zaman zaman ama onsuz şart değil şey yani. Onsuz bile. Ha bak tuşsuz bile oynamıştık işte. Şey. Touchpad'le. World of Warcraft oynaması gibi. Hala inanamadığım. Evet, touchpad'le. Başarı ama bence büyük bir başarı o yani. Yani Raid'lerin kaptanıydım demedim yani, oynuyordum. Ben touchpad'le surf yapamıyorum yani o derece hani. Evet. Tekniğe gelelim mi? Tekniğe gelelim. Hangi tekniğe? Hangi tekniğe?
Yani oyunu mekanik açıdan nasıl buluyoruz? Grafikleri nasıl? Grafik kalitesi nasıl? Ben önce araştırdığım bir şey söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Oyunun sanatsal açıdan tarzına açık hava ressamlığı adı veriliyormuş. Bu guaj boya izlenimi. Böyle beni hani resim gibi ya. Evet evet. Çimenlerde evet. Koşarken falan. Böyle bir bulanık falan. Evet yani bulanık şey gibi. Var. Evet o guaj boya açık hava ressamlığı. Çünkü çok tatlı bence. Çok hoş bir stili var gerçekten. Şimdi yani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Evet. Switch bence öncelikli olarak çok iyi bir el konsolu yani. Tamam mı? Ve bir el konsolu için bu oyunun görüntü kalitesi, frame rate'i vesaire gayet başarılı ve gayet yeterli. Hani günümüz için de öyle bir eşi benzeri yok şu an mesela Switch'le yarışabilecek bir cihaz. Yani benim bilgim daha önce yok en azından. Çok başarılı gerçekten. Televizyona bağladığımızda işler biraz değişebiliyor. Şimdi oyunda bazı tercihler var. Zaman zaman bir soluk renk paleti vesaire gibi bir durum oluşuyor. Mesela derinlik vermek için hem de çok fazla cihazı yormamak için sanırım öyle bir şey yapmışlar. Uzun mesafeler birden fazlaca soğuklaşabiliyor. Ve görebildiğimiz işte düşmanlar vesaire mesafesi bazen biraz kısa gelebiliyor. Birden koşuyorsun. Hani biraz daha beklediğinden yakında bir şey belirebiliyor. Bunlar oyuna zarar veren şeylerdi. Yani oynayışı bozan bir şey değil ama hani dünyanın en güzel görünen oyunu değil. Ama detaya verilen önem, tamam mı? Yani charm dediğimiz hani değil mi bu böyle albinisi oyunun çok fazla var. Gerçekten bir Nintendo oyunundan bekleyeceğimiz gibi, Zelda oyunundan bekleyeceğimiz gibi çok tatlı tasarım tercihleri var. Çok küçük ayrıntılar var gördüğünüzde sizi mutlu eden. Bence bu oyunun kalitesini diğerlerinden üst noktaya çıkaran da bu diye düşünüyorum. Evet. Frame rate düşüşlerine bir değinmek istiyorum. Kesinlikle değinmek gerekir ilk günden beri olan bir şey. Evet, şimdi ben çok şey değilim bu konularda yani çok umursayan bir insan değilim yani ben Vita'da Borderlands 2 oynamış insanın güle oynaya yani. Ama var evet birazcık frame rate düşüşünü Doktayken sadece bunu da belirtmek lazım. Çimenlerin arasında koşarken böyle. Evet bir arada bir düşüyor yani özellikle combat'ta fark etmedim mesela çimenlerde koşarken. Çimenlerde koşarken gördüm sadece ben. Gördüm ben de öyle gördüm. Oluyor ama hani kötü bir şey değil. Ben de bir iki kere önemli bir yerde bir combat sırasında donmamsı bir şeyler oldu. Donmadı. Şöyle diyeyim dondu ama birkaç saniye dondu. Sonra bir daha birkaç saniye dondu. Kaç saniye bayağı uzun ya. Evet evet bayağı o sorundu yani. Bir şey olmadı. Hani ölmedim falan ama yine de bir endişe ettirdi. Ölseydin görürdük Twitter'da. böyle yani. Hani onun dışında bunu da bir kere yaşadım. Söyleyeyim onu. Arka arkaya birkaç saniyede yaşadım. Bu kadar. Hepsi bu. Evet. Benim diyeceklerim bu kadar. Bu mu? Ben baştan demeyeceğim. Ben söylemişim hepsini. Pardon söylüyorum. Ben baştan dedim diyeceğimi. Ben gayet memnunum. Grafik tarzından, kalitesinden. Yani çimenlerden koşarken takılmasa hoş olur tabii. Öyle bir şey olmasa. Çünkü tam özgürlük koşusu yani koşuyoruz. Yani bir evet. Bir dakika oyun oynuyorum ha. Getiriyor insanı evet, geri update ama. Update gelse iyi olur. Ama neyse. Update olacaksa olsun. Olur mu? Bilmiyorum. Çünkü sadece çimenlerde oluyor. Çimenlerin grafiğiyle ilgili bir şey. O dosyayı değiştirsinler. Daha kolay çimenler. Kolay çimenler şey PNG. Evet, çok tatlı. Özellikle şey bir şey var. Onu söylemek istemiyorum. Spoiler olur. Olmadı. Neyse bitkiler, yiyecekler falan filan hepsi çok tatlı yani. Çok tatlı. Yani dediğim gibi o albinisi oyunun şahsına münasır ve çok güzel. Ve yine bir Japon oyunundan bekleyeceğimiz ayrıntıcılıkta ve güzel tasarımda. Yani şey çok güzel kullanmışlar yani. Mevsimleri. Ayrıntı deyince o geldi aklıma. Evet kesinlikle. Bölgeler, mevsimler. Bölgeleri ayırmışlar. Onlara göre bir şeyler yapman gerekiyor falan. Evet, peki bölge farklılıkları senin için yeterince iyi miydi? Şimdi bölgelerin hepsine daha girmedim. Şu an bugün yeni bir bölgeye girdim. Yani şimdiye kadar güzel gidiyor. Çünkü şey diyemiyorum şimdiye kadar oynadığım diğer oyunları düşündüğümde ha burası işte şöyle bir bölge, burası işte çöl bölgesi, burası bilmem ne bölgesi falan diye hani 2-3 tane şey saysam orada çok daha fazla bölge var. Bütün bölgeler açınca bir Zelda son izlenim videomuz olursa orada tekrar söylerim. Ama ben şimdiye kadar gördüğüm Zelda, her şeyden bir yıl sonra memnunum.
Şanslıysak bir yıl sonra yani. Biz bitiremeyiz bu oyunu. Yani oyun gerçekten o kadar büyük ki biter mi diye ben de düşünüyorum zaman zaman. Yani ama keyif alıyorum yani. Mesela görevlerden de keyif alıyorum. Mesela dediğim gibi ben çok görevlere sıkıştırmaktan hoşlanan bir insan değilim. Çünkü başkasının tasarladığı bir şey her zaman bana direkt hitap etmeyebiliyor. Ama yine o görevlerde de belli bir özgürlük olabildiği için. Şimdi neyse spoiler olmasın bir şey söyleyecektim ama yani mekanik olsun ama yine de söylemeyeyim. Yani o özgürlük bana yine de kendim gibi oynama, istediğim gibi oynama şeyini, özgürlüğünü tanıyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu da. Evet, özgürlük güzel bir şey böyle. Çünkü bana açık dünya verip kısıtladığında o bir illüzyon. Ben illüzyon sevmem. İllüzyon sevmez. Evet. Buradan diyecek başka bir şeyin yoksa müzik ve atmosfere geçmek istiyorum. Lütfen. Oyunun müzikleri çok hafif aslında yani bu oyunun oynarken müzikleri var diyemiyoruz aslında ama değil mi? Evet, atmosferde yani genel olarak oradan oraya koştururken falan bir müzik koymamışlar dünya içine. Bunun yapma amaçları büyük ihtimalle oyunun atmosferini insana içinde gibi hissettirmek. Gerçekçilik bir de yani. Evet, tabii. Bir de yani epik anları daha müzikle vurgulayarak öne çıkarmak olabilir diye düşünüyorum. Evet, bir combat olduğunda hemen geliyor zaten. Evet. Biri sana gözünü taktığında. Ya da bir şehre gittiğinizde, kasabaya gittiğinizde diyeyim, orada yine oranın müzikleri. Shrine'larda da müzik. Shrine'larda yani, da bir atmosferik bir şeyler oluyor. Bölgesel bir şey var ne yani. Ne düşünüyorsun bu konuda, bu seçim konusunda? Bence bu seçimler çok güzel, çok abartmaya gerek yok. Ama oyunun hani bir şeyi varsa, cutscene'lerde falan duyduğumuz müziklerden falan bir skoru falan bir şey varsa bir var. Onu bir dinlemek gerekiyor baştan sona. Çünkü baştan oynarken gerçekten sadece atmosfer seslerini duyuyoruz ve duyduğum kadarı güzel, uyumlu. Daha müzik olsa dediğim gibi gerçekçiliğini bozar gibi. Çünkü açık dünyada müzik mi çalıyor? Bir de yani müzik ne kadar sevsek de bir yerden sonra çok büyük oyunlarda çok tekrar edebiliyor. Bu da oyundan çok bıktırabiliyor. Gerçi yani büyük bütçeli oyunlarda bu tekrar çok fazla yaşanmasa da mutlaka yaşanıyor yani. O da gerçekten bıktırıcı ve şey var bir de yani müziği dinlediğin zaman gördüğün şeyi hafızana müzikle beraber ya da sesle beraber kazıyorsun. Evet. Şimdi sen aynı müziği farklı sahnelerde yaşarsan, değil mi? Dinlersen büyük ihtimalle bunlar çakışacaktır ve aynı izi bırakmayacaktır senin hafızanda. O da mantıklı bir seçim olmuş gibime geldi benim. Bu çok doğru bir şey. Bununla ilgili çok küçük bir örnek vermek isterim. Murakami'nin biraz da biraz da gerilimli bir kitabını okuyordum. Ve bütün kitap boyunca Alice Harikalar Diyarında göndermeli adı olan Hard Boiled. İşte, Wonderland. Wonderland. Şeyini bilmiyorum Türkçesi. Hoş İngilizcesine çok iyi hatırlayamadım. bütün kitap boyunca ki kalın bir kitap. Totoro'nun soundtrack'ini dinledim. Şimdi Totoro aklıma geldiğinde şirin bir anime yerine Murakami'nin kitabında olanlar geliyor. Ve Murakami düşündüğümde de şirin şeyler geliyor. Ama ikisi tamamen birbirine takıldı ve çok ilginç bir combo yapmışsın sen orada. Oluyor bazen öyle. Yanlışlıkla da yapıyor insan bazen, sonra aklından çıkaramıyor. Ya kocaman falan. Kitap niye her seferinde onu dinliyorsun? Yolda okuyordum işte falan. Niye her seferinde bilmiyorum. Niye onu dinliyorsun? Neyse. Evet, dediğin doğru. Ya evet, o da hani her anı ayrıca yaşamana da olanak sağlıyor. Evet. Mesela değişik bir şey gördün dünyada. Atmosfer sesiyle onu hafızana kaydediyorsun. Zaten başka ben bir şeyin kopyası şimdiye olarak kadar bu oyunun müzikleri çok güzelmiş dediğim oyunların hepsi kısa oyunlardı. Ve yani bütün oyun boyunca sanki bir seferde çalıyormuş, evet, bir hissi veriyordu bütün saatte. Sanki canlı bir konser izliyormuşsun gibi. Evet. Değil mi? Dinletiyor. Hiç böyle AAA uzun büyük bir oyunun müziklerini sevdiğimi hatırlamıyorum. Dragon Age Inquisition'a harç galiba. Bayağı dinliyorsun onu çünkü. Sen onu bir düşün. Doğru. Sırada ne var Zeynep? Belki odur tek başına. Diğerleri kısa. Neyse. Zorluk açısından, bölge ve düzey açısından ben fikrimi belirtmiştim. Evet, bunu biraz konuştuk aslında. Evet. Yani bence zorluk tam kıvamında olmuş. Ben gerçekten çok sevdim. Çok zor oyunlar, yani sinir edici düzeyde zor oyunlar ya da oyuncuyu çok köşeye sıkıştırmaya çalışan oyunlar benim sevdiğim bir tür değil. Yani bir seçim değil. Ama bu oyunun zorluğu adil bir zorluk. Hani Souls oyunlarına da adil derler ya. Bu oyun da bence adil. Hatta yarar kolay bile denebilir. Tamamen kendini nasıl donattığınla alakalı. Oyuncuya bırakmış. Bence gayet güzel. Evet, silahlar konusunda biraz şey var. Ben daha önce
Bu şekilde bir oyun oynamamıştım açıkçası. Silahlar parçalanıyor gidiyor. Silah satın alamıyorsun, yapamıyorsun. Evet, öyle bir kısıtlama var oyunun büyük kısmında. Yani yeni şeyler açılır belki ileride. Anlıyorum, evet. Keşke bir şey olsaymış, yüzde göstergesi gibi bir şey olsaymış. Hani silah gidiyor. Ay gidiyor, ha, gidiyor, biraz gitti falan. Sonlara doğru rengi değişiyor. Envanterde öyle bir şey var. Öyle mi? Ha, o hani kırmızı oluyor falan. Kırmızı oluyor. Ama yani o da son 3 vuruşa gelene kadar falan görmüyorsun bir şey yani. Hani öyle bir boss planlayıp gitsen şöyle ikisi. Ben bağlanıyorum silahıma. Ben oynadığım tüm evet. RPG'lerde her şeyime bağlanırım. Ne oluyor? Kırılıyor gidiyor. Kırılıyor gidiyor ama bence oyunda bazı buna karşı mekanikler de vardır eminim bir noktada olabilir diye düşünüyorum yani. Olmasa çünkü Zelda olmaz yani değil mi? Bazı silahlar vardır ki özeldir yani. Bakalım en şanslı vardır yine diye vardır ben belki. Peki fiyat performans açısından ne düşünüyorsun? Sence hak ediyor mu etiket fiyatına? Etiket fiyatı olan 70 euro falan galiba işte 70 dolar mıydı? Bence kesinlikle hak ediyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi ben 35 saattir falan oynuyorum bu oyunu. Belki 40'a yaklaşmıştır şimdi. Henüz bir bıkma göstergesi, belirtisi göstermedim. Bu benim için büyük bir şey. Çünkü gerçekten beni zihinsel olarak uzun süre tutabilen oyunlar az oluyor gerçekten. Çok başarılı buldum. Mükemmel değil. Buna da değinmek istiyorum bu arada. Hani oyun çok mükemmel not aldı ama bir oyunun mükemmel olması için kendi belirlediği kurallar içinde ve kendi alanında her şeyi mükemmel yapması gerekir bence. Zelda bence Breath of the Wild mükemmel bir oyun değil. Ama mükemmele yakın bir oyun gerçekten de. Yani hani birçok şeyi en üst seviyede ya da en üst seviyeye çok yakın şekilde yapan bir oyun. Ve bu nedenle ve bu kadar büyük ve zengin bir dünya sunduğu için, bu kadar fazla ana fırsatı diyeyim, ana oluşturma fırsatı sunduğu için bence kesinlikle ücretini hak eden bir oyun. Zaten Switch'iniz varsa ne oynayacaksınız şu an başka yani? Hani çok fazla seçenek yok. Evet. Ve kesinlikle dünyasında kaybolabileceğiniz, farklı şekillerle kendinizi sınayabileceğiniz bir oyun. Yani dersin ki ben şu set armor'la bu oyunu bitireceğim dersin mesela. Ya da şöyle yapacağım, böyle yapacağım dersin. Yine bir kendine challenge koyarsın yani istersen eğer derdin duysa. Dünyası çok büyük. Özgürlük ve açık dünya. Yani rahat, yani 100 saati kesin aşacağımı düşünüyorum ben bu oyunda. Bilmiyorum, 200'ü bile bulur yani insan isterse. Bayağı büyük bir oyun çünkü. Böyle. Evet, soru fiyat performans sorusu ama aslında fiyattan belki daha önemli olan şey zaman. Zaman performans buna, aslında demek evet, lazım. Evet, çünkü diyelim ben şimdi bir 20 saat oynadım diyelim. Bilmiyorum sen 35 diyorsun. Benimkini de görüyor musun? Seninkini de gördüm. 30'dan fazla. Senin de 35 olmuştur bence. Olmuş mudur? 35 saat oynadım diyelim. Yarın öyle bir mekanik görüyorum ki çok kötü falan devam edilecek gibi değil. O zaman benim 35 saatime yazık. Yani 70 euro versem geri alamam. O yüzden zaman önemli bir şey. Ve ben bu oyunu ben de en az 100 saat oynayacağımı düşünüyorum bu oyunu. O zaman şimdiden hak etti de zaten zamanımı da. Parasında. Bu çok güzel bir şey. Evet, yani dediğin gibi aslında bir yerden sonra zaten hani çok oynayacak zamanın yoksa zaman paradan daha önemli bir hale geliyor. Çünkü zaten çok oyun alamıyorsun. Zaten belli bir bütçe ayırabiliyorsun ama zaman daha önemli çünkü zamanı geri de alamıyoruz yani öyle bir şey ve var. Ve çok bize. Güzel oyunlar da var bu dönem yani. Tabii. Kaç yani, RPG var daha sırada bekleyen? Yani 2017 zaten çok güzel başladı ve çok güzel gidecek büyük ihtimalle. Persona 5 çıkacak mesela önümüzdeki ay. Yani harika olacak 2017 ve yani yetişmeye çalışıyoruz bir yerde değil mi? Oyunları oynamaya yetişmeye çalışıyoruz. Ben bunu belki bitirdiğimde Divinity 2 çıkar. Kesinlikle. Yani çıkıyor. Early Release'de çıktı da. Ha, Early Access mi çıktı? Yani şöyle, ne bak unutturdun Zeynep ya. Olur arada, sen bana hep yapıyorsun. Yapıyorum gerçekten de. Neyse yani, yetişmeye çalışıyoruz. Yani yetişmeye çalışıyoruz ama zaman zaman böyle çok kendi içinde tutarlı güzel oyunlar oynadığım zaman da niye yetişmeye çalışıyorum diyorum. İşte al işte oyun bu. Şunu oyna evet. sakin değil mi? Böyle. Sonra canımız başka bir şey de çekiyor ama yani bir noktadan sonra. Ama sen sınırlamıştın değil mi oyun bitirip alıyordun. Evet öyle yapmaya çalışıyorum diyelim. Evet benim öyle bir sorunum yok. Elimdekiler havalısın. Bitmediği için. Havalısın yine. Bütün seçtiğim oyunlar 100 saatlik oyunlar bitmiyorlar. Mantıklı.
Evet, en çok neyi sevdin Zelda'da? Böyle bir favori seçebilecek bir şeyin var mı? Ben fiziği sevdim. Yani dünyadaki fiziği ve o sandbox hissini çok sevdim. Ve mekaniklerinin neredeyse kusursuz çalışmasını çok sevdim. Her şeyin hemen hemen beklediğim gibi olmasını ve bazen buna rağmen ya şunu denesem olur mu acaba falan diye bir şey deniyorsun ve oluyor bazen yani. Hani bu nasıl bir tasarım diyorsun yani. Hani koca dünya yapmışlar, bunu nasıl böyle tasarlamışlar falan diyorsun. Bu ayrıntıya verilen önemi de aşırı derecede beğendim. Dediğim gibi fizik, sandbox, ayrıntıya verilen önem harika. Evet, ben açık dünyayı çok beğendim diyebilirim. Açık dünya tabii çok yeni bir şey değil ama ben bununkini çok sevdim. Bugün bir yorum okudum. Zelda'nın açık dünyası çok kötü, çok sıkıcı ya, diye. Hiç evet. Da bana hiç öyle gelmiyor çünkü ne bileyim çimenleri bile şöyle bir bıçağın şeyinle kılıcın arkasıyla kesiyorsun. Oradan bir şey çıkıyor. Sonra başka bambaşka bir şey çıkıyor. Yani göz alıcı bir açık dünyası var. Yani bayağı iyi. Ben o açıdan çok sevdim. Ne bileyim, ağaca vuruyorsun bir şeyler oluyor yani. Şimdi bir daha vuruyorsun bir daha bir şey oluyor. O yorumu şey yapabilir miyim? Gerekçelendirebilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi yani bazı açılardan bakarsanız size dünya yine de boş gelebilir. Yani bu bir perspektif olayıdır da. Yine de hani en azından bir 30-40 saat sıkacak bir dünyası olduğunu düşünmüyorum en azından. Ve bu birçok açık dünya oyun için söyleyemeyeceğim bir şey yani. Çok kabul edemiyorum. Çünkü nesne olarak dolu olan bir açık dünyayı nasıl boşlayabiliriz? Hani mesela direkt hani oyun programcısı olarak düşün. Burada bir yeni bir nesne var. Yürüyorum, yeni bir nesne var. Yeni nesne var ama şimdi her yerde, bütün oyunlarda yeni nesne var. O yeni nesnenin sana ne sunduğu ve ne gibi olanakları nasıl geliştirdiğiyle alakalı bir şey değil mi bu? Yani ona bakarsan ben oraya da loot atarım, buraya da loot atarım ama o değil, o loot ne işe yarayacak? Olmaz. Ha işte ya onun baksana, denge ve şeyi... Söyleyemiyorum da örneklerimi. Yani denge ve şey oluyor ama şimdi Zelda'nın açık dünyasında öyle bir şey var ki keşif yoluyla da yeni şeylerle karşılaşıyorsun ve kendine bir hedef koyup şuraya gideceğim deyip oraya giderken birçok şeyle karşılaşabiliyorsun. Yani boş bir açık dünya demezdim. Hani belki daha iyi olabilir gerçekten çünkü her zaman daha iyi olabilir hemen hemen ama yani gördüklerim arasında iyiler arasında. Yani gitmen gerçekten gereken şu yere gitmek bile bazen o kadar zor ki onu stratejik olarak planlaman gerekiyor. Evet ve bu görmüşsünüzdür, bu mekaniği görmemiş olduğunuzu zannetmiyorum, o yüzden söyleyeceğim. Bu paraglider olayı mesela yani şey, onu mu söylemeye yani, çekilmiştim? Yani bu işte açıyoruz şeyimize, onunla uçuyoruz, uçuyoruz ya. Evet. Bu mesela keşifi çok güzel yapmış bence. Çünkü şey değil yani, her yerin kapısını size açmıyor ama her yere sizi bayağı yaklaştırabilen bir özellik. Ve yani staminanı da ayarlaman gerekiyor içerken. Staminanı da bunu dengeliyorsun. Ondan yani, sonra yiyeceklerini vesaire. Böyle bomboş bir açıklık değil yani. Değil. Bayağı yani, şey yani seni aşırı gerekiyor. Güçlü de yapmıyor. Ama çok da kullanışlı bir araç. Ve uzun mesafeleri de bununla kat edebiliyorsun. Bu da yani bilmiyorum, benim çok hoşuma giden bir mekanik oldu keşif açısından. Evet, yani oyun rün dışında da fizikselliği açısından çok başarılı bence. Yani bütün şey mesela dağ, terrain dediğimiz taşı, bu evet. İşte ne arazi mesela. Araziyi kullanman, arazinin eğimine göre bir şey seçmen, arazinin eğimine göre hareket etmen vesaire. Yani golf mu oynuyorsun, hani RPG mi oynuyorsun falan oluyor bir yerde. Çok benim hoşuma giden şeyler yani. Ne ben kadar bilmiyorum. Çok benim hoşuma normalde böyle bir şey. Çok platformer gibi bir his. Ama değil. Ama değil. O kadar güzel onu kurgulamışlar ki yeteneklerimizle. Çünkü seçenek çok. Ve onu yapmak zorunda da değilsin. Yapmak o şekilde. Zorunda değilsin. Yani hani o olmuyorsa git başka bir şey yapalım. Oraya tırmanacağına şu dağa çıkıp orada uçabilirsin yani. Ya hatırlarsan mesela seninle bir görevi biz çok farklı şekillerde yaptık. Hangi görev? Mavi bir şey. Hı-hı. İçeren bir görevi. Hı-hı. Mesela evet. Sen başka bir şekilde yapmışsın. Ben onu uzata uzata başka bir şekilde yaptım. Evet. Benim için o daha şey oldu, az stresli ve eğlenceli oldu. Yani mümkün. Hemen her şey mümkün. Evet, bu çok güzel bir şey. Başka kaldı mı ya? Neyi hiç sevmedin? Hiç'i ama parantez içine aldım. O kadar vurgulamak istemiyorsan. Ben sevmediğim şeyi söylüyorum. Hadi. Kokorikoları. Kokoto. Kokoto. Kokoriko. Neydi? Kokoriko. Öyle bir şey. Koroksit. Koroksit. Koroksit mekaniği var evet, ama çok ayrıntısına girmeyeyim bunu. Evet. Bazıları çok güzel. Oynadıkça göreceksiniz. Bazıları o kadar kolay ki kendimi anaokulunda gibi hissediyorum. Yani evet. Ve yani Angarya sırf yani. Şimdi zaten kolay olanlar. Oyun puzzle dolu zaten. Onu da oraya koymasalar da olurmuş. Ama ne yapmışlar işte? Onu da bir
amaçlandırmışlar kendilerince. Ama çok tatlılar şimdi, insan kızamıyor da yani. Çok şirinler. Ben aralarında arada kafalarına taş bırakıyorum. Eğleniyorum bayağı. Ben de geçen yanlışlıkla bıraktım. Şey ya evet, çok doyurucu bir mekanik diyemem ona da gerçekten. İşte dediğim gibi oyun mükemmel değil ama bayağı iyi. Yani bu o kadar küçük bir artı ki, hani var, sadece istemiyorsan uğraşma onunla da o kadar yani. Çok da uğraştırmıyor zaten. Neyse söylemeyeyim karşılığını ne kazandığımız. Yok, söyleme bir şey. Ben neyi sevmedim? Neyi hiç sevmedin hem de diyorsun. Yani ben diyaloglar o kadar kötü değil aslında. Diyalogları sevmedim derdim ama idare eder düzeyde diyaloglar var yani. Bazı karakterlerde, bak şimdi düşündüm de, hoşuma giden karakterler var gerçekten. Çok animemsi, böyle over the top dediğimiz, ne denir ona? Abartı. Çok severim ben öyle karakterleri. Var. Neyi sevmedim dersen, şu sağ click olayını sevmedim yani. Ve dünyada biraz daha neşe isteyebilirdim. Ama belki ben daha bulamamış olabilirim. Çok renkli bir dünya. Biraz daha neşeli bir element isteyebilirdim. Gerçekten mi? Hikayeyi biliyorsun değil mi? Hikayeyi biliyorum ya. Nasıl öyle bir durumda neşe olacakmış dünyada? Hayır ama yani olur mu? Bir şeyler oluyor mesela dünyada. Mesela yemek yapıyoruz gayet keyifli falan. Ya bir ekstra neşe kaynağı bir şey belki de vardır bu arada. Ben bulmamış olabilirim daha. Biraz daha ben öyle neşeye düşkün bir insanım Zeynep. Lütfen. Dünya ne halde, sen neşe peşindesin. Neşe peşindeyim her an. Apokalips'te neşe peşindeyim. Evet. O zaman benim diyeceklerim bu kadar. Benim diyeceklerim de bu kadar. Yine bir önceki videoda söylediğim şeyi söylüyorum. Peki öneriyor musun yani oynayalım? Öneriyor musun insanlara? Tabii ki öneriyorum. Bu sene oynadığın en güzel oyun falan mı yani? Bu sene neler oynadım onu düşünüyorum. Sen yeni bir şey oynamadın ki. Yeni bir şey oynamıyor ki zaten. Bir sürü oyunum var. Niye yeni şey oynamıyorum? Ama sevdiğim oyunları oynamaya devam ediyorum. Ne tabii, varmış tabii. Bunda? Bence bu güzel bir özellik. Söylemiştim. Ama bak şimdi bu sene bir de bu kadar oyuna rağmen Baldur's Gate'i baştan oynayacağım falan. Bütün oyunları demem. Çok neyse. İlginç oldu. Bakalım başarabilecek miyim? 42 dakika olmuş. Çok da uzatmamak lazım belki de diye düşünüyorum bu noktada. Az önce dedim ya ben diyeceklerimiz bu kadar olsun, diye. Olsun, ben uzattım ve şimdi ben kısa kesiyorum. Benim bu sene oynadığım en güzel oyunlardan bir tanesi gerçekten. Hitman'ı geç oynadım ben. Hitman de en güzellerinden bir tanesi. Ve The Witness tabii ki. Sene yok, o geçen seneye giriyor artık. Geri alıyorum. Ama hala oynuyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Zaten Switch'iniz varsa koşarak alın. Switch'iniz yoksa Switch'iniz olduğunda alın. Switch'iniz olmayacaksa Wii U'nuz varsa alın. Yoksa diyebileceğim bir şey yok. İzleyebilirsiniz. harika bir oyun gerçekten. Hak ediyor yani. Aldığı puanları da aşağı yukarı bence hak ediyor. Böyle. Bizim izlenimlerimiz. Evet, izlenimler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda. Bay bay. Bay bay.